Bu hikaye 2015 yılında Kazıçeşme'deki eski belediye binamızın restorasyonuyla başladı. Mozaiklerin ilk bölümü bu restorasyon esnasında bir odanın zemininde keşfedildi. 2019 yılında otopark tarafında yapılan kazılarla mozaiklerin kalan kısmı da ortaya çıkarıldı. Koruma çalışmaları devam ettikçe hikaye daha da renklenmeye başladı. Mozaiklerin altında mermer bir lahit ve yapı duvarına bitişik sandık tipi bir mezar bulundu. Lahit içerisinden çıkan kemiklerin tarihi karbon 14 sonuçlarına göre milattan sonra 221-383 arasında tarihleniyor. DNA testleri şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde devam ediyor. Mezar içindeki mermer yapı eksiksiz bir şekilde restore edilerek yerine kondu. Mermerleri tutan döneminin orijinal demir kenetleri ise temizlenerek sergilenmeye hazır hale getirildi. Bütün bu çalışmaları belediyemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve Koruma Kurulları'nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirdi. Bir restorasyon çalışmasıyla başlayan hikayemizin şimdi en güzel yerindeyiz. Burası İstanbul'un yeni kültür sanat odağı. Sanat galerisi, müzesi, sanat kütüphanesi, restoranı ve kafesiyle yepyeni bir yaşam alanı. Burada ortaya çıkan mozaiğin enteresan bir hikayesi var. Oradaki mevcut binanın güçlendirme çalışmaları sırasında aslında bir noktada bu mozaiğin bir kısmı görülüyor. Konu hemen Bölge Koruma Kurulu'na ve müzemize, müdürlüğümüze intikal ediyor. Zeytinburnu Belediyesi'nin de bütün ekiplerinin, tabii özellikle de belediye başkanının ve ekibinin gerçekten çok güzel yaklaşımıyla iyi bir çalışma yaptık. Mozaiklerin hem kazısı yapıldı, hem restorasyonu yapıldı, hem teşhiri yapıldı. İşin heyecanlı tarafı şu, açtığınız yer bir zaman kapsülü. Yani düşünün, sizden yüzlerce yıl önce birileri gelmiş, izlerini bırakmışlar, enerjilerini bırakmışlar, duygularını, düşüncelerini yansıtmışlar ve gitmişler. Zeytinburnu'nun önemli bir, İstanbul sur dışındaki yaşamın da en az sur içerisindeki kadar renkli ve canlı olduğunu gösteriyor. Alana baktığımızda çok küçük bir alanda mozaiğin açığa çıktığını gördük. Bu bağlamda tabii bunun devamını, mekan içerisinde, bulunduğumuz oda içerisinde bunun devamının keşfini yaptık. Binanın zeminindeki beton sökülmüştü ve 15 santimlik kadar dolgu vardı. Biz o 15 santimlik tabakayı kaldırdıkça mekanın içerisine doğru yayıldığını gördük. Motifleri burada görmeye başladık, kompozisyonları, renkleri görmeye başladık. Tabii bu noktada çok önemli bir keşif üzerinde olduğumuzun farkındaydık. İlk başta bir mozaik keşfedildiğini bildiğimiz için en başından beri hassas bir çalışma gerçekleştirildi. Ve mozaiğe doğru yaklaştıkça daha küçük aletlerle, işte çapa, mala, hatta dişçi aletleriyle çalıştık. Mozaiğin dışarıda taştığını tahmin ediyorduk. Çünkü zaten devam ediyor gibi gözüküyor, zaten dışarıya doğru devam etti. Bunu bildiğimiz için dışarıda da 2019, 2020, 2021 yıllarında böyle aralıklı olarak faslalarla yine çalışmaya başladık ve mozaiğin devamını bulduk. Bina içerisindeki mozaiğin koduna göre bahçede de sondajları yapmaya başladık. İlk açtığımız iki açmada, iki sondajda mozaiğin olduğunu gördük ve yaptığımız sondajları genişletmeye başladık. Kazılar otopark tarafında da genişletilerek aslında mozaiklerin kalan kısmı keşfedildi. Bu sur dışında keşfedilmiş en büyük alanlı mozaikti. Mekanla çıkan bu buluntunun ilişkisinin kopmaması açısından biz aslında arkeolojik alanlarda yerinde korumayı çok önemsiyoruz. Mekan neredeyse mozaik orada olmalı. Bu bağlamından koparmamak gerekiyor hiçbir yapı elemanını. Birçok müzede aslında yerinden o taşınmış eserleri görüyorsunuz. Bu ilişkiyi kuramıyorsunuz. Dolayısıyla koruma sürecinde in situ dediğimiz yerinde korumanın
en doğru yöntem olduğuna karar verildi. Bu da zaten kabul edilmiş bir koruma yöntemidir. Bunları yerinde sergileyeceksek bir yandan da açık hava şartlarından onları korumamız lazım. İnsanların bunları rahatça ziyaret edebilmesini, gözlemesini sağlamak lazım. Çıplak gözle ulaşılabilir bir görsel ilişki kurmak lazım. Bu yapı bir çelik yapı olmak zorundaydı. Çünkü geniş açıklıklar geçmek zorundayız. Her istediğimiz yere taşıyıcı ayak koyamıyoruz. Sınırlı bir alanımız var. Ne mozaiğe dokunabiliyoruz ne yandaki binaya. Ve bu çelik yapının bir avantajı da bizim için hafif bir strüktür olması, geri dönülebilir bir strüktür olması lazım. Mozaiklerle ilgili muhtemel çalışmalara, uzmanların çalışma alanlarına imkan sağlayacak bir düzenleme olması lazım. Mozaiklere hiçbir şekilde zarar vermeden, onlara temas etmeden bir örtü kurulması lazım. Bu örtünün bir yandan bitişiğinde de bir Osmanlı yapısı var. Yani ne X yönünde ne Y yönünde dokunabiliyorsunuz bir yere. Bir de bütün bunları bugün sergileyecek olan bizlerin kendi problemlerini, kendi ifade biçimini ortaya koyabileceği bir çağdaş dil kurgulamak. Ama bu çağdaş dilinde tabii bu unsurlarla çatışmaya girmeden kendi varlığını ifade edebilen ama onlara da saygı gösteren bir mimari dil olması problemi vardı. Bütün bunları aslında sayabilirim. Bunların hepsini beraber yoğurarak bir mimari proje ortaya çıkardık. Lahit'in aslında hiç açılmadığını daha önce tahmin ediyorduk çünkü Lahit kapağı ve Lahit teknesinin mikreç harç yardımıyla mühürlendiği, kapatıldığı zaten tespit etmiştik. İskeletle karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk. Mezar içerisinde iskeletin kazılmasında ve iskeletin kaldırılmasında antropologlarla birlikte çalışıyoruz. Fazla toprak alandan uzaklaştırılıyor. Daha sonra hemen fotoğrafı belgelemesi yapılıyor. Bunun üzerinde de antropologlar kemiklerin yapısına bakarak yaş, cinsiyet tayini yapabiliyorlar. Herhangi bir hastalık geçirmiş mi, geçirmemiş mi onu anlayabiliyorlar. Mesela bir kırık varsa kemiğe bakarak anlayabiliyor. Biz Lahit'e ulaştığımızda, tabii Lahit'in kapağını açmak önemli bir şeydi. Nitekim zarar vermeden açtık. İçi su doluydu. Tabii o su maalesef içindeki gömülmüş olan kişilerin kemikleri falan dağıtmışlardı ama ilginç olan bir şey vardı. Böyle mor bir ya üzerine veya altına serilmiş bir kumaş dokusu hissettik biz orada. Altın iplerle dokunmuş bir tekstil ki bu çok büyük ihtimalle ya zengin veya önemli bir şahsın mezarı olmalı. Karbon 14 çalışması yapıldı. 4. yüzyıl olduğu arkeometrik yöntemlerle de tespit edildi. Elbette hani arkeolojik yönleriyle çok önemli. Ama en önemli özelliği de çok somut arkeolojik veri olmayan bir bölge. Bu nedenle de diğer yerlere göre çok daha kıymetli. Bir yandan o büyük resmi kaybetmeden, iş bittiği zaman evet burada bir bütünlük sağlanmış, bir zihin bunun arkasında bir şeyler planlamış dedirtecek tahayyülü kaybetmeden onun oluşmasına yardımcı olmak aslında bizim işimiz. Hep beraber bunu yapmaya çalıştık. Burası bizim açımızdan dediğim gibi tipografi tasarımından aydınlatmasına, strüktüründen sergi planına bir bütün halinde dahil olabildiğimiz, vizyonumuzu yansıtmaya çalışabildiğimiz bir yer oldu.